Air Taxi Kongresi'nde Zyron Dynamics'in standındayız ve yanımızda Murat Bey var. Murat Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Sağ olun İdir. Etkinlik nasıl geçiyor? Etkinlik çok hareketli, çok canlı. Önceki senelerle kıyaslandığında daha güzel ürünlerin, daha büyük firmaların geldiğini görüyoruz. Ülkemizde de böyle uluslararası bir etkinliğin yapılması gerçekten güzel. Bizler için gurur verici. Çok güzel. Bize Zyron'u anlatabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Tabii. Zyron 2018 senesinde kurulmuş. Önceliği insansız hava araçları olmak üzere hava aracı platformları geliştiren, kendine patentli olarak geliştirdiği bu hava araçları platformlarıyla müşterilerine hizmet vermeyi amaçlayan bir firma. Hali hazırda uluslararası bir firma olarak faaliyetlerini sürdürmekte. Çeşitli insansız hava aracı ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerimiz bulunmakta. Hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? En büyük partnerimiz Hindistan'dan olmakla birlikte dünyanın her tarafında birlikte işbirliği yaptığımız, müşterilerimizin olduğu ülkeler bulunmakta. Japonya, Afrika ülkeleri, daha Orta Doğu ülkeleri, birkaç tane de Avrupa ülkesini sayabiliriz. Çok güzel. Türkiye'de neler yapıyorsunuz? Türkiye'deki durum nedir? Bizim hedef marketimiz aslında Türkiye dışı pazarlar, fakat ülke içerisinde de çalıştığımız büyük firmalar bulunmakta. Onlarla geliştirdiğimiz iş modeli sayesinde biz onlara ürünlerimizi onların istekleri doğrultusunda teslim ediyoruz. Peki sizlerle iletişime geçmek isteyenler nerelerden sizlere ulaşırlar? En kolay yer artık web ortamı, sosyal medya. Şeylerini kullanabilirler, adreslerini kullanabilirler. Web sitemizde de güzel bir iletişim formumuz bulunmakta. Bizler sürekli oraları kontrol ediyoruz. Anlık olarak dönüşler sağlayabiliyoruz. Kongrede nasıl, etkileşim noktasında ne derece katkılar oldu size? Ya açıkçası hava taksi uygulamaları bizim için yeni bir uygulama. Bizim gelecek 5 senemizde planladığımız bir ortam. Fakat gerek şu an bu teknolojiyi geliştirmekte olan firmalarla tanışmak, gerekse drone uygulamalarına bu teknolojilerden aktarabileceklerimizin neler olduğunu öğrenmemizle ilgili gerçekten karşılıklı güzel alışverişler oldu. Tüm dünyada da patentlediğimiz ürünümüzün de ilk gösterimini de burada yapma fırsatı bulduk. Oradan da güzel dönüşler alıyoruz. Bizim için faydalı olduğunu söyleyebilirim daha organizasyonun ilk gününde. Bu ürünümüzle ilgili kısaca bilgi vermem gerekirse, patentine sahip olduğumuz dünyada bir ilk, bir buluş. Bu hava aracı bizim helikopter dediğimiz, döner kanatlı diye tabir ettiğimiz hava araçlarının yapabildiği manevraları yapabilen, havada asılı kalabilen, inip kalka onun gibi hareketler yapabilirken, kanatlarını açmasıyla birlikte düz uçuşa geçen, yani sabit kanatlı diye tarif ettiğimiz hava araçları kadar hızlı gidebilen, havada o kadar uzun süre kalabilen, bunların hepsini bir arada birleştiren bir ürün. Bu ürünün gelecekte hava taksiye de uyarlanabilecek olması özelliğini biz burada vurgulamak amacıyla bugün burada getirdik. Ama ilk uygulamaları bunun şehir dışı dronlarla kargo taşıma uygulamaları için inanılmaz avantajlı. Şöyle söyleyeyim, görüyorsunuz kocaman bir kanat alanı var. Sizin inebilmeniz için bu kadar büyük bir yere ihtiyacınız var normalde. Ama bu havada kanatlarını katlayabildiği için çok dar yerlere inebiliyor. Yani bir köyde bir köy muhtarının bahçesine inebilirsiniz bununla. Aynı yerden kalkabilirsiniz. Havada asılı kalabilirsiniz. Uygun ortam oluştuktan sonra inebilirsiniz. Belki inmezsiniz, sadece kargonuzu bırakabilirsiniz. Bunun gibi şeyler. İş hava taksi noktasına geldiğinde ise içerideki konuşmalarda da en çok yakınılan şeyler hava araçları. Ayak izlerinin büyük olması, büyük yerlere inmeleri gerekiyor. İnsan taşıyabilmeleri için de uçakların büyük olması gerekiyor. Ama bu yapıda siz kanatlarınızı katladığınız için hem küçücük bir alana inebiliyor olacaksınız, hem de kanatlarını havada açtığı için de çok uzak yerlere gidebiliyor olacaksınız. Çok daha küçük bir ayak izi bırakarak. Çok güzel. Yani süper bir şey, yani geleceğimiz açısından da. Evet ya, biz de bu teknolojiyi dünyaya satmaktan dolayı da gurur duyuyoruz. Firmamızın zaten mottosu teknoloji satmak, teknoloji geliştirmek. Bu minvalde de çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Sonuçlarını da almaya başladığımızı görmek de güzel bir şey. Bugün de burada ilk kez bu konseptinde uçar ürününü, uçuş testini yapmış ürününü buraya getirmekten de gurur duyuyoruz. Peki üretim noktasında nasıl, bu senede
mi diyeyim, kaç tane üretilecek? Bu konularda neler diyeceksiniz? Şöyle, şimdi pazarlara göre üretim lokasyonlarımız farklılaşıyor. Özellikle Doğu Asya, Uzak Asya taraflarında Hindistan'daki ortağımız tarafındaki üretim tesisimiz ön plana çıkarken Afrika ülkeleri ve Orta Doğu gibi yerler içinde ve Avrupa içinde Türkiye'de konuşlanmış üretim partnerlerimizle çalışmak burada önemli oluyor. Tabii ki şimdi bunlar daha ürünleşmeden daha ziyade teknoloji gösterim modelleri. Bizim müşterilerimizle birlikte varacağımız uzlaşmalarla ve onların beklentilerine hangi versiyonu daha uygun olacaksa o şekilde adetlerimiz belli olacak. Bugünden bir adet söyleyebilmek çok mümkün değil ama özellikle kargo drone taşınan kargo sektörü her geçen sene dünyada çok büyüyor. 2026'lar için hedeflenen, sadece ilaç taşımak için öngörülen, yani bu uçağın yapabileceği görev olarak öngörülen dünyadaki pazar büyüklüğü 600 milyar doları geçmiş durumda. Bizim de bu pazardan, özellikle Hindistan pazarındaki büyük yer alışımızla birlikte biz de bir pastadan pay almak istiyoruz. 2023 senesi bizim agresif pazarlama yılımız olacak. Bakalım ondan sonra rakamlar netleşecek. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Geldiğiniz için sağ olun. Sağ olun.